Yani cemaat ve tarikatlerin bu kadar devlette, bu kadar toplumda güçlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz diye orada toplumun çok büyük bir çoğunluğu Evet. aksi yönde görüş bildirir. Bunu doğru bulmadıkları yönde. Dolayısıyla hani oy hesabı denilse yani buradan ne oy bekleniyor? Zaten AKP'ye yönelik kendileri desteklerini her defasında açıklıyorlar ve orayı destekliyorlar. Dolayısıyla hani Millet İttifakı'nın o diğer sağ partileri, CHP dışındaki sağ partilerin bu konudaki beklentisini mi yorumlamak gerekir yoksa başka bir şeye mi bağlamak gerekir? Ne dersiniz? Şimdi şöyle gidelim. Fethullah Gülen, FETÖ, Gülen cemaati değişik dönemlerde değil mi? Değişik adlar verdiler. Her neyse. Kaç oyu vardı? Öyle çok güçlü, ya yani parti kursalar ne kadar oy alırlardı? Ama muazzam bir güçleri vardı değil mi? Devletin içerisindeki örgütlenme. Hala öyle. Şimdi cemaat ve tarikatları Türkiye'de tıpkı büyük şirketler gibi, aslında zaten şirketler ele almak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de mesela TÜSİAD sermayesinin oy tabanı nedir? Ya Türkiye'nin çok büyük bölümü yoksullardan oluşuyor. Yani zengin olanlar küçük bir azınlıktır. Ama Türkiye'de TÜSİAD sermayesi Türkiye'yi yönetiyor şu anda. Gerçek anlamıyla iktidar onlarda. Tarikat ve cemaatleri de böyle bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla mesele oy meselesi değil sadece. Çok ciddi bir para, para aynı zamanda iktidar demek. Yani Türkiye'de tarikat ve cemaatlerin vergilendirilmeyen şirketler olarak görülmesi de fayda var. Tabii ki örtülü örgütler, yalnızca ekonomik faaliyet yürütmüyorlar ama çok büyük paralara hükmediyorlar. Paraya hükmettikleri oranda da güç ilişkileri var. Üstelik de kutsallık üzerinden hareket için kimse dokunamıyor. Şu anda tarikat ve cemaatler yeni kabineyi paylaşmış durumdalar. O yüzden önemli. Yani bugün o cenazede 200 bin kişi, 250 bin kişi, bunlar tabii önemli sayılar. Ama menzil tarikatın ya da başka tarikatların asıl gücü sayılarda değil. Yani Türkiye'nin kritik noktalarını yönetme becerisinde. Muhalefet partilerinin de açık söyleyeyim laiklik diye bir dertleri olmadığı için tarikatlar ve cemaatler içerisinde kendi pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Nitekim seçimlerde az da olsa bazı tarikatlar muhalefet partilerini desteklediler. Böyle olmaz bu işler. Yani işte sevgili Merdan Yanardağ için değil mi? 10 yıl istiyor savcı. Yanlış mı söylüyorum? Tam onu hatırlayamıyorum. 10 yıl değil galiba. Bu son iddianame ise eğer 10 yıl 10 yıl mı? evet, saçma sapan bir şey telaffuz edildi. Türkiye'de tarikatlar yasak ya. Hala. Değiştirmeye çalışacaklar o şeyi ama tarikat ve cemaatler yasak. Şimdi o yüzden de Merdan Yanardağ ne dedi de tutuklu. Ne dedi de yargılamaya çalışıyorlar. Tarikat ve cemaatlerin yasak olduğuna dair o ilişkin kanunun artık kadük olduğunu savunan muhalefet var. Hatta CHP'nin içerisindeki bazı isimler evet. de var Evet. bu konuda.